Adam. Ben bu ajansın başkanıyım. Biz daha önce inşaat sektöründeydik. Çok büyük bir projemiz vardı. Faktiskolt projesi, duymuşsunuzdur, 8 yıldızlı. İşte biz o dönem reklam filmi çekmek için reklam ajanslarıyla görüşürdük. Ulan adamlar baktım tonla para istiyor. Dedim ben bu kadar kazanamıyorum. Hemen inşaatı yerde durdurdum. Aldığım ön ödemelerle de bu reklam ajansını kurdum. Şimdi ben size reklamcılığı şöyle anlatayım. İnsanların ihtiyacı olmayan, işlevsiz, gereksiz, böyle bir boka yaramayan şeyleri fahiş fiyattan almasını sağlamak. Mesela örnek vermek gerekirse Galatasaray'ın Falcao'yu alması. Tonla para harcadılar. Para nerede? Falcao'da. Falcao nerede? Hastanede. Hastane nerede? Yandı. Tükül oldu. Galatasaray Falcao'ya tek kelimeyle müthiş bir örnek oldu. Allah çıldıracağım. Bir Galatasaraylı olarak buna hunharca gülmeyi istiyorum müsaadenizle. Geçmiş olsun. Gitti. Ben bu ajansın kreatif direktörüyüm. Ha, kreatif direktör nedir? Vay. Türkçesi yaratıcı yönetim. Adam neden Turgut Uç ve Sonat? Bir şey söyleyebilir miyim? Sanki Turgut Uç ve Sonat birlikte bir birleşim yaratmışlar gibi değil mi şu an? Şu an öyle değil mi? Oha, bu kadar olamaz. Bu kadar olamaz yani. Harika. Turgut Uç ve Sonat'ın aşk meyvesi tam öyle. Yönetmen. Haşa tabii, yaratmak Allah'a mahsustur. Ama biz de kendimizce bir şeyler yapıyoruz işte. Bu mesleğe nasıl Gözlük başladım? Bir mükemmel gün bu evde arada. bilgisayarda oturdum. Dövüş kulübü filmini izliyorum. Birden bir baktım adam lak diye dalgayı çıkardı, sallıyor. Şok oldum. Ulan dedim, bu şerefsizler yine bize subliminal mesajı dayıyor. Neyse dedim, işte izlemeye devam ediyorum. Baktım kadın da soyunmaya başladı. Ondan sonra kapı açıldı. İçeriye iki tane çikolata renkli vatandaş girdi. Onlar da çıplak tabii. Baktım olay boka sarıyor, hemen filmi durdurdum. Dedim bu işte bir yanlışlık var sanki. Meğerse Dövüş Kulübü filmi diye yanlışlıkla pornosunu indirmişim. Parantez içinde parodi yazıyormuş, tabii ben bunu görmemişim. Biz bu konuya nereden geldik arkadaşlar ya? Siz bana ne sormuştunuz? Ajansta art direktör olarak görev yapıyorum. Mesleğimi size şöyle tarif edeyim. Bir ton yetenekli grafiker genç çocuk gelir, yanına junior olarak verirler. Sen de bütün gün başlarında durup ukalalık yaparsın. Yok öyle olmamış, yok böyle olmamış. Bir tık kaydır, iki tık gömçür. Aa, ben bizim Discord'un art direktörüyüm o zaman. Görüyor musun Çağatay Enes? İnanılmaz. Ben bizim Discord'un hiç farkında olmadan art direktör olmuşum. Yapıyorlar, yapıyorlar, getiriyorlar böyle bir şey yaptık diye. Şurası olmamış, şu böyle olmamış, bilmem ne olmamış. Sayın art direktörüme burada selamlar olsun vallahi. Mantara kadavra. Onu indir, bunu kaldır, şunu getir, bunu götür. 50 tane revize verilsin. Sonra en başta yaptığını müşterinin yollarsın ki çocuk kafayı yesin. Çıldırsın. Sikeceğim lan böyle işin ızdırabını desin. Çeksin yesin. Baksana, sen de rakip çıkmasın. Anladın mı? Geçen bir tane iş ilanı verdim. Odaya 5 tane çocuk geldi. 5 kişi aynı anda çalışmak istiyor. Oğlum dedim, danaya girer gibi niye işe giriyorsunuz? Abi dedi, burada yazan şartlara 5'imiz bir araya gelince anca karşılıyoruz dedi. Sen bize bir maaş ver, biz çalışırız dedi. Oğlum ne maaşı? Biz deneme sürecinde sadece yolunu yemeğini veriyoruz. Ben şimdi 5'inizin birden yolunu yemeğini versem ben batarım. Abi hiç sıkıntı değil. Biz yürüyerek geliriz, evden de yemeğimizi getiririz dediler. Oğlum siz nerede oturuyorsunuz dedim. Abi dedi, Beylikdüzü'nde oturuyoruz. Oğlum bizim ajans Üsküdar'da. Siz zaten gelene kadar 2 hafta geçecek. Siktirin gidin lan dedim, kovdum bunları. Ben Maraş'ın Joan aşiretinden Mehmet Joan. TikTok fenomeniyim. 4.2 milyon takipçim var. Bu ajansımda sosyal medya uzmanıyım. Birçok tanınmış isimle çalışıyoruz. Mesela ünlü futbolcu Hakan Ünal, Jetsu Setaj'da Hanım, Şinsan Ali Bey. Hepsinin sosyal medyasını ben yönetiyorum. Vallahi şimdi TikTok olmak kolay değil. Bir kere yaratıcı olman lazım. Üretken olman lazım. Orijinal fikirler bulman lazım. Mesela geçen... Ya bu kadar iyi yapılamaz ya. Ya bu kadar iyi yapılamaz gerçekten. Muazzam. Muazzam.
Ay. Ben Neşter Taş diye bir türkücü keşfettim. Onu şarkı sebebi kaç tane kıyafet değiştirdim üstünde. O video 14 milyon izlendi. Nereye gitsem Neşter Taş çalıyor her yerde. Ben bu ajansın müşteri temsilcisiyim. Müşterilerle ajans arasındaki köprüyü ben kuruyorum. Aslına bakarsanız var ya, ben olmasam burada hiçbir iş yürümez. Resmen bütün yük benim omuzlarımda ama işte değerim bilinmiyor. Ben bu ajansın metin yazı. Hayda! Hayda! Başkan sistemi hakkında düşüncelerin peki nedir? Nasıl? Başkanlık hakkında düşünceleriniz. Başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prazınım. Dikkat et, ayağını denk at. Süleyman Demirel'de yemin ederim 70 milyon kişiyi vuracağım. Yemin ediyorum 70 milyon kişi. Ya muhteşem bir... Bir şey söyleyeyim, Mehmet Mersin'de mi yaşıyordu bu abi? Sen görmüş müydün bu abiyi? Ya harika bir insan ya. Harika, ben gerçekten o 70 milyon kişiyi vuracağım kısmına her seferinde bitiyorum. Bitiyorum, bir de Amerika president olması. O da apayrı bir şey. Ya röportaj adam zaten bence internet içerisinde çok kaliteli bir iş yapıyor. Ben bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor en azından ya. Bayağı oturup uğraşıyorlar. Bir de mizahları da güzel yani. Evet, ayağını denk at. Süleyman Demirel de yemin ederim 70 milyon kişiyi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinlemem. Namussuz evladım devrim ihtilal dinlemem. Daha yeter ya. Askeri politikayla ne oynuyorsun? Tutukla hepsini, gitsin bitsin. 33.01'in kendisiyim. TBMM 01. Ara beni, bul. Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım. Üf. Muazzam ya. Ve bu ajansın metin yazarı kral. Yaptığımız reklam filmlerinin içeriklerini ben yazıyorum. En son projemiz Merve Bol Uğur hanımefendinin veya beyefendinin, fark etmez, videolarını ben yazıyorum. Hepsi. Bak! Bak, gördünüz mü? Bak, gördünüz mü? Ne kadar eşitlikçi birisi. Merve Bolur hanımefendinin ya da beyefendinin, fark etmez. Hepsini ben yazıyorum. Veya beyefendinin, fark etmez. Videolarını ben yazıyorum. Hepsini ben yazıyorum, onaylıyorum. Akıncı'nın senaryosu da bana ait. Adımı silmişler. Gerekirse mahkemeye vereceğiz, adliyeye. Gerekeni yapsınlar lütfen. Hollywood'da metin yazarıyım. Cihangir Göktaş diye Simpsons'ları da yazdım ben. 12 sezon yazdım yani. Full. Quantum Solaç'ta da araba kullanıyorum yani. Dayım zaten. O da rahmetli oldu da. Öldüyse öldü. Ben bu ajansta sekreter olarak görev yapıyorum. İşimden size biraz bahsetmem gerekirse. Abi ben okuldan yeni mezun oldum. 5 aydır ajansta junior olarak çalışıyorum. Vallahi abi benim bu ajanstaki görevim... Ben de tam olarak bilmiyorum şu an ama ne söylerlerse yapıyorum. Şu an deneme sürecindeyim abi. Bu dönemi de atlatırsam inşallah ileride ben de maaş almaya başlayacağım. Ama abi bu süreçte bana tecrübe oluyor tabii. Yani işi öğreniyorum, reklamcılığı öğreniyorum, ajansı öğreniyorum. Vallahi ben gelecekten... Ya bunu Can Sungur izlemeli ya. Yani bunu bir şekilde ona göster, ben ona göndereyim bunu. Müthiş çünkü. Çünkü o reklam sektöründe biliyorsunuz yıllarca çalıştıkları için hem o hem Tancan, onlar hem Mert Günhan, onlar daha iyi bilirler diye düşünüyorum. Mesela Junior olayını ben hiç bilmiyordum. Ama zaten biliyorsunuz ki hani ben yüksek ihtimal Junior stajyerdir. Stajyeri alıyorsundur. Hatta stajyere de şu ümidi veriyorsundur. Bak. Eğer şimdi stajda kendini gösterirsen ve mezun olduğunda da bizimle çalışırsın gibi mesela gösteriyorlardır. Hiçbir zaman da öyle olmaz. Hiçbir zaman kendini göstermen için de zaten sana verdikleri görev şu: git şu fotokopiyi çek, git şunu şuradan şuraya götür, git bize kahve koy, git işte bilmem neye merhaba de, hoş geldin de. Zaten stajda onu yaptırıyorlar.
Hani kendini ne gibi orada gösterebilirsin? Sen çok iyi bir merhaba diyeceksin mesela. Merhaba! Niye gireceksin? Ne gibi gösterebilirsin ki kendini? Ben mutluyum. İnşallah kendimi geliştiririm. Lan Junior, bu ne lan? Her yer kaybolmuş, gel temizle şuraları. Tamamdır başkanım, hemen hallediyorum. Sana kameralara konuşacağım, para veriyoruz lan. Biz burada bir aile gibiyiz. Herkese eşit derecede saygı ve sevgi gösteriyoruz. Vallahi insanlara motivasyon olsun diye happy hour'lar düzenliyoruz. Sanki böyle dünyada hiçbir dert, tasa yok. Çok mutlularmış gibi takılıyorlar. Mesela en son geçen kurbanda DJ'yi getirdik burada. House müziği eşliğinde kavurmamızı yedik, sohbetimizi ettik. Zaten çalışanların mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Hani şey değil, para ikinci planda, benim için çok da önemli değil. Ne bir tarafa bakıyor. Şahin Bey toplam... Ya nasıl bu kadar hem Turgut Uç'a hem Sonat'a beni yani andırabilir ki? Gerçekten bak harbiden ikisini birleştirsen böyle bir insan çıkar ortaya. Ben şu an inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum ya. Toplantı başlıyor, az sonra sizi bekliyoruz. Tamam, ben de geliyorum hayatım. Maşallah şuna bak. Ooo, İlber Ortaylı göndermesi. Başkan geliyor, kaldırın. Buyurun başkanım. Yalakalık yapma lan. Hoş geldin. Discord'a giriyorumdur. Hoş geldin. Yalakalık yapma lan. Hoş geldin. Evet. Bu bir tane şey vardı. Jingle işi. O ne oldu? Başkanım, jingle için fazla sayı mail attık. Dönüşünü bekliyoruz. Lan fazla sayı müzikten ne anlar? Salak mısınız siz? Adamın daha mavi tiki biliyor. Bu Müge taklidi yapan çocuğun milyondan daha fazla takipçisi var. Sen ne yap biliyor musun? Rain Manara. Sor bakayım ne istiyormuş. Adamın 7 milyon takipçisi var. Demek ki Türkiye'nin en iyi müzisyeni o. Tabii başkanım. Bunlarla ilgili GTC'ye slogan bulacaktınız, o ne oldu? Ya bu arada bu, yani Türkiye'de takipçin her şeyin. Yani sosyal medya sektöründe eğer hani iş yapan bir insansanız. Asla şeye bakmıyorlar. Hesabında bot hesap var mı? Takipçi like oranın, hikaye görüntülenme oranın. Asla ona bakmıyorlar. Direkt takipçi sayına bakıyorlar. Direkt. Mesela istersen 1 milyon bot hesap bastır kendine, tamam mı? İstersen öyle arttır. Marka direkt ona bakıyor. Asla şeye bakmıyor mesela. İşte ne bileyim, hani etkilediğin kitleye bitleye bakmıyor hiçbir şekilde. Ama hiçbir şekilde. Bu arada Remy'nin takipçisi gerçek lan. Fotoğraf like'larına falan hiç bakıyor musunuz? Benim babam bile Rain Man'i tanıyor ya. Babam ya. Benim babam 63 yaşında bir adam yani. Bulduk başkanım. Söyle bakalım hadi. Dumanına aşık olacaksınız. Nasıl? Bok gibi. Böyle sakal mı olur lan? Dur şimdi sen bana 2 dakika ver, ben bulacağım şimdi. Sen nereye geldi? Nereye kullanıyor? Ha, buldum. Yaz. 5 milyon Suriyeli yanılıyor olamaz. Siktir ya. Tabii başkanım. Peki bu ayakkabı reklamını ne yaptınız? Şöyle izah edeyim başkanım. Şimdi ben kendileriyle... Durun! Sakın bu story'yi geçmeyin. Pabuççunun pabuççusu.com'da şu anda 5 ayakkabı alana 3 ayakkabı bedava. Hadi kaydırın. Görüştüm. Diyorlar ki geleneksel medya artık bitti. Biz ünlü bir YouTuber'la collaboration yapmak istiyoruz diyorlar. Tamam. Şu bir tane komik keltoş çocuk var, futbol videoları çeken. Neydi adı? Hasan Tahsinoğlu muydu? Onu yapsak? Onu bilmiyorum. Yalnız başkanım, ışık vurunca onun kafa biraz parladığı için gerçekten bilmiyorum cana çıkmıyor. Daha önce denedik, red yedik. Başkanım, Ekin kollama var, ona ne dersiniz? O kim lan? Hani böyle elleri gözüküyor, sürekli telefonları falan parçalıyor ya. Şef bakar be. Şimdi ayakkabıyı göndereceğiz, onu da paramparça edecek, müşterilere rezil olacağız. Olmaz, dur ben 2 dakika bana süre ver, ben bulacağım onu, dur. Kim kim. Az kaldı son 600 kişi mi? Neye? Mehmet. Ne oluyor be? Neye 600 kişi oğlum? Oğlum gerdin lan beni. Ha, bir dakika dur. Aa. Dur lan. Dur bakayım. Mehmet'in yoksa. Bak. Aa.
Arkadaşlar haşufman linkimi çok sormuşsunuz. Link story'de. Ay. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şey videosu çekebilirsin bu arada Erme Mehmet, şuradaki sivilceler falan geçtiyse. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir süredir cildimdeki lekelerden dolayı çok işte şikayetçiydim. Çok fazla problemlerim vardı. Ama işte ne bileyim, bilmem ne kremini kullandım. Hepsi geçti. Bakın şimdi sürüyorum gece yatmadan önce. Bak müthiş fikir ha, bunları bir düşün. Bunları bir düşün ablam. Gerçekten de son 600 kişi kalmış Mehmet. Ne son 600, 500 küsür insan kalmış. Bak. Ne değerli. Değerli olan ne? Bak. Mehmet'imin mutluluğu ya. Hep çok mutlu benim çocuğum. Bak hep ne kadar mutlu. Görüyor musunuz yavrum benim? Hep fazla mutlu hatta. Hadi bakalım Mehmet. Hadi bakalım. Heh, bu haberleri kendine montajlayan clickbaitçi dalyarak vardı bir tane. Ne de olmadı, remix adam mıydı? Röportaj adam. Ya her ne boksa. Oğlum ara şunu, telefonu bana ver. Yapar o. Geldim. Alo. Neydi lan bunun adı? Ha Mansurcuğum nasılsın? İyi vallahi ne olsun. İşte şimdi bir ayakkabı işi vardı. Dedim ki bunu yapsa Mahmut yapar. Okey süper, anlaştık o zaman. Yalnız bak Maksutçum, senden önce bir arkadaşla anlaştık. Gitti YouTube'daki tüm videolarını sildi, markaya rezil olduk. Sen bunu satmasın değil mi? Adamsın lan sen. Hadi görüşürüz. Yaz Mazlum okey. Ulan var ya siz ciğer 5 para etmez adamlarsınız. Bir aydır sizden laptop firması için reklam bekliyorum. Hiçbir şey öneremediniz. Oğlum Junior git lan ışığı kapat, projeksiyonu aç. İzleyin lan reklam nasıl yapılır görün. Bir günde çektim ben bunu. Ne yapıyorsun aşkım? Yoga yapıyorum hayatım. Allah kabul etsin hayatım. Ya benim bu RTX 3070 ekran kartı MSI G66'ım nerede bir türlü bulamıyorum. Nerede bıraktıysan oradadır hayatım. Hadi yeme beni. Ben yokken sen oynadın değil mi? Aa, senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım. Allah muazzam. Bu arada gerçekten firmaların sizden beklediği şeyler böyle biliyor musunuz? Yani şaka değil bunlar. Bunlar şaka değil. Hani böyle bir videonun içine yedir. Şöyle yap böyle yap. Ya ben o yüzden mesela şeyden çok memnunum. Ben Aorus'la birlikte çalışmaktan sırf Gigabyte'la çalışmaktan sırf bunun için bile çok mutluyum. Gigabyte tek bir gün bile benden şöyle bir şey istemedi mesela işte. İşte Pelin, ürünlerimizi tanıt ve işte onlarla nasıl vakit geçirdiğini anlatan bir video çek bize. Özellikle bilmem ne kelimesinin söylenmesi gerekiyor. Ben mesela asla öyle bir şey yaşamadım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir kere bir öyle bir firmayla çalıştım. Allah'ıma şükürler olsun kurtuldum. Çok iyi oldu aşkım çocukları parka getirdiğimiz. Evde sıkılıyorlardı valla. Aferin yavrularım, güzel güzel öne yine mesanize, tamam mı? Nasıl ama? Yağ gibi akıyor değil mi? Çok güzel babacığım. Hayatım darılma ama. Seni bırakırım ama bu MSI'yi bırakamam. Valla aşkım ne yalan söyleyeyim. MSI için ben de seni satarım. Sen bir tanesin. MSI'ya çok mutluyuz. Ulan bunu yapmak çok mu zor? Markaların istediği reklam bu işte. Doğru. Yani ben bunu göndereceğim. Doğru bu. Marka nasıl kabul eder hepinize göreceksiniz. Oğlum ben konuşurken telefonla oynama diyorum sana. Hadi git şimdi oyna bakayım hadi. Yalnız başkanım o sizin telefonunuz. Ben saate bakmıştım. Benimki şarjda. Çınar hoş geldin bu arada. Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Dağılabilirsiniz. Kral. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şuna ne kadar inanırsınız? Hepiniz düşünebilen, beyni olan, aklı olan insanlarsınız. Şuna ne kadar inanırsınız Allah aşkına ya? Arkadaşlar işte kullandığım bilmem neden çok memnunum. Bu hafta da tesadüfe bakın ki indirime girmiş. Size onu linkledim. İsterseniz gidip siz de bakabilirsiniz. O kadar zorlama ki. O kadar zorlama ki yani.
Ya şeyi asla inandıramıyorsun mesela. Hani diyorsun ki benim zaten bir şeyi kullanıyor olmam zaten insanlara fikir veriyor dediğin noktada şey oluyor böyle anında firmalar bir anda. Ama kaç kişi soracak ki ne kullandığını? Ya bilmem ne zannederlerse akılları uçuyor yani hepsinin. Hani Agurs mesela ki o krem reklamları gerek var mı onlara? Herkesin cilt tipi bir değil ki. Ya bize plaza diliyle konuşuyorsun, yarı Türkçe yarı İngilizce ne dediğini anlamıyoruz diyorlar. Anlamayacaksın tabi, ben bu kadar sene boşuna mı okudum? NBA, NFL, H&M, bunları boşuna mı yaptım? Anlamayacaksın ama anlamış gibi yapmak zorundasın. Bak mesela ben de Dark'ın 3. sezonundan bir sikim anlamadım. Ama soran arkadaşlara ne diyorum? Hayatımda izlediğim en mükemmel dizi diyorum, çakmıyor enayiler. Mesela Alina Tilki'nin Twitter hesabı bende. Böyle boş boş anlamsız saçma sapan şeyleri atıyorum, millet de buna bayılıyor. Birbirlerine gönderiyorlar, baksana ne saçmalamış lan bu yine diye. Bayağı etkileşim oluyor yani. Yıldız Tilbi'ye deli taklit yap dedik, çok tuttu. Demet Akalın'a geldi mesela, ne yapayım diye. Dedim içinden nasıl geliyorsa öyle yaz, doğal davran, istediğin gibi konuş. Kafana göre takıl ya. Noktalama işaretiymiş, ünlü kurallarıymış, siktir et, istediğin gibi yaz dedim gibi konuş. Kafana göre takıl ya. Noktalama işaretiymiş. Ya şu çok ince bir hareket işte ya. Ben bu yüzden çok gülüyorum ve çok takdir ediyorum. Muazzam çünkü. İşaretiymiş, imla kurallarıymış, siktir et, istediğin gibi yaz dedim. Aşağısı ortada, ne yasa gündem oluyor. Şimdi tabii reklam deyince sizin aklınıza gazete, dergi, televizyon, internet gibi şeyler geliyor. Ama iş o kadar basit değil. Biz olaya daha büyük bir pencereden bakıyoruz. Mesela size bir örnek vereyim. Geçenlerde Mabel Matiz için bir PR çalışması yürüttük. Ne yaptık? YKS'ye kendisiyle alakalı 2 tane soru soktuk. Peki ne oldu? Millet sınavı bıraktı, Mabel Matiz'i konuştu. İşte reklamcılık. Budur. Vallahi bence reklamcılık sektöründe ödülün çok da fazla bir önemi yok ya. Bana soracak olsan benim evde 8 çuval kristalleme var. Neye yarıyor? İnternete koydum alan olmadı. Şimdi ben bu kadar kristallemeyi ben götüme mi sokayım? Yani bu reklamcılık sektöründe şunu unutmamak lazım. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Metin yazarı olmak isteyen gençler bir dosya kağıdına adam gibi bana anlayacağım dilde ile iyice ız şeklinde dünyayı ortalayarak yazdığın paragrafta 135 devleti bir satıra sığdıracak. Bayılacağım şimdi, mükemmel ya. Bir satıra sığdıracak şekilde. Of. Talayarak yazdığın paragrafta 135 devleti bir satıra sığdıracak şekilde. Bunu tüm dünya başarabiliyor, siz de başarabilirsiniz. Harita metot kullanmayı bilin. Reklamcılara tavsiyem reklam olayını fazla üstelemeye gerek yok. Dengededir. Tüm dünya dengede, enerji prostat dediğimiz konu dünyanın çekirdeğiyle çalışıyor. Harika ya. Başkanım çikolatan hazır. Alaaddin hoş geldin ya. Nerede kaldın aşıktan öldük, otur otur. Başkanım lahmacuna getirdim bu arada, ister misiniz? Lan kaç yıldır öğrenemedim. Benim gluten alerjim var. Bilmiyor musun? Junior, nerede kaldı lan benim frappuccino'm? Bak şu köfte soğuyor. Buyurun başkanım. Lan bu ne böyle şerbet gibi? Şuna az şalgam balgam bir şey yok, içilmez mi böyle? Bak Alaaddin, virüsün ilacı bu şalgam. Unutma. Doğrudur başkanım. Sayenizde bir şey daha öğrendim. Sen bana daşlak mı geçiyorsun? Estağfurullah başkanım. Bu MSI ne oldu? Döneceklerdi. İzlemişler mi? Bir dakika başkanım, not bırakmışlardı. Hadi bakayım. Bu ne biçim reklam? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ya bu sessiz bakış. Oldu o zaman, iyi akşamlar. Hadi seni çok takma, şey yapma. Efendim çok sevgili Taylan Yıldız bizi hostlamış. Taylan Yıldız'dan gelenler hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim hostunuz için. Hoş geldiniz hepiniz. Allah'ım. Ay çok güldüm ya Rabbim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Size reklamcılık sektörüyle ilgili bilgi ediniyorduk şu anda. Millet durmadan bizi eleştiriyor. Ya şu bu sahne çok iyiymiş.
Olur o zaman, iyi akşamlar. Hadi. Hadi sen de çok takma, şey yapma. Millet durmadan bizi eleştiriyor. Diyor ki her şeyin reklamını yapıyorsunuz. İzliyoruz, görüyoruz. Canımız çekiyor, paramız yok, alamıyoruz diyor. Ama onlara dondurmaya vermiş. Bizim için... Aa, seçim yaptık. P-Queen çıktı anketimizde. Bizde her şey full devam. Süpermiş. Çok güzelmiş. Efendim hoş geldiniz tekrardan. Demokratik yollarla bana hostladınız yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. En stresli dönem konkur dönemleri. Şimdi konkur nedir? Kendine ajans arayan bir marka var diyelim. Bu markayı lisenin en güzel kızı gibi hayal edin. Reklam ajansları da okuldaki erkek öğrenciler. Okulda tabii motor meslek lisesi gibi düşünün. O ergenlerin hepsi kızı tavlamak için yarışır. Resmen birbirlerini parçalar. Ama sonunda kızı bir kişi kalır. Diğerleri de kendini yırtığıyla kalır. İşte biz reklam sektöründeki bu sürece konkur diyoruz. Ya bu çalışanlardan memnun etmek çok zor ya. Neymiş konkur döneminde 3 aydır eve gidemiyoruz diye isyan ediyorlar. Ya hayır benim anlamadığım, burada olmayıp senin evinde olan ne var? Bana bunu söylesinler ya. Geçen sene dizim sıraya kaçtı. Oğlum dedim bana anlatın lan dedim. Neyimi beğenmiyorsunuz dedim ben. Yani burada ne yok, sizin evinizde ne var dedim. Bak köpük havuzu var. Yan tarafa boks ringi yaptım. Çarpışan araba pisti de yaptırıyorum. Daha ben size ne yaptırayım? Eşek kadar adamlar ev 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 diye burada ağlıyor. Vallahi ya gençlere hiç beğendiremiyoruz. Gençler iş beğenmiyor, iş. Lan bu evde ne var ne var? Hayır ben algılayamıyorum yani. Lan eve gittin ne yapacaksın? He? Burada yapamayıp evde yapacağın ne varsa hani bana söyle, burada da yapar. Eşini mi görmek istiyorsun? Haftada bir görüşünü yaptık. Eşin geçsin bahçede bak pembe oda yaptık. Eşinle geç takıl. Yani ne istiyorsun daha? Ben algılayamıyorum ki. Bu sikliğimin evinde ne var? Bazen buraya çok güzel kızlar geliyor. Diyor ki ben fenomen olmak istiyorum. Ama hiçbir yeteneği yok. Konuşmasını bilmiyor, sesi yarabbim güzel değil. Dans etmeyi bilmiyor, diksiyonu bozuk, hızlı konuşuyor. Onları da şöyle yapıyorum. Hemen bir tane fake hesap açıyorum. Ünlü biriymiş gibi. Değmeden kıza yürüyorum. Diyorum ki şimdi bunu sikle şatını al, story'ni at. Zaten ama rezidi mutlaka düşüyor. Sonra işte TV'ye yürüyorum. Diyorum ki şimdi bunu... Ay. Bayılacağım şimdi, yemin ediyorum arka koltuğa uzanıp güleceğim şimdi. Ay! Of. Bunu sikti şatını al, story'ni at. Zaten o magazinde mutlaka düşüyor. Sonra işte Twitter'da ekşiydi falan derken en az 300-500k takipçi kasıyor. Hayır, gelecek birazdan gene toplantı isteyecek. Yemin ediyorum askerde bu kadar işlem verdiğimi hatırlamıyorum. Günaydın başkanım. Andıraklak yapın lan, hiç çalışınızı görmüyorum. Ulan bu da kendine başkanım dedirtiyor. Reklam ajansı mıyız? Ülke ocakları mı belli değil. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada şu look yani. Muhteşem değil mi şu look? Allah aşkına. Bir kelimeyle muazzam. Telefonunu nasıl kullanıyorsun? Salak hiç sormuyor. Direkt fırlatıyor. Allah kahretmesin. Öleceğim şimdi. Of. Ay gerçekten öleceğim. Kenarda geçmesi bile muazzam. Arkada da brainstorming yapıyor ya bir de. Hıps. Salak hiç sormuyor. Direkt falan. Her reklamcı gibi ben de sinema sektörüne girmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz bu aralar biyografi filmleri çok tutuyor. Bohemian Rhapsody filmi Oscar aldı. Müslüm filmi gişe rekorları kırdı. Bizim de şöyle bir projemiz var. Harika Çocuk Onur'un hayatını beyaz perdeye aktarmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz tabii çok çalkantılı bir hayatı var. Dönem filmi olacak. Filmin finali Harika Çocuk Onur'un 2003 yılında Göl Gazinosu'nda bir düğünde 300 kişiye verdiği muhteşem konserle bitecek. Çok duygusal bir final olacak. İzleyenler gözyaşlarına hakim olamayacak. Vallahi en az 8-10 milyon kişi bekliyoruz. Eğer her şey tamir ettiğimiz gibi olursa bir sonraki proje... Harika Çocuk Onur'u biliyor musunuz siz? Harika Çocuk Onur bir sene mi, 5-6 ay mı ne ünlü oldu. Sonra yok oldu. Bir de Küçük İbo'muz vardı. Küçük İbo ama daha çok sükse yaratan bir insandı tabii. İnanamıyorum. Harika Çocuk Onur'u bilmiyor musunuz? İşte. Bir dönem böyle çocuk sanatçılar çok ünlüydü yani, böyle Justin Bieber. Aslında bu Türkiye'nin
Justin Bieber'ı falan gibi düşünebilirsiniz harika çocuk Onur'u. Çünkü aslında normalde bu Türkiye'ye ait yani minik çocuklarım ama biz işte yanlış yoldan yürüdük. Yani biz onlara arabesk yaptırdık. Mesela baksana Onur ben kardeşim yani. Harika çocuk Onur. Albümün adı Ben Kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Cem gibi problem birazcık daha böyle hani arabesk yaptırmamız yani. Mesela şimdi Alper Özer daha doğru bir yolda ilerliyor. Ona pop yaptırıyoruz efendim. Burada kendisi Fenerbahçeliymiş. Bunu da bu şeyle öğrenmiş olduk. Evet, teşekkürler. Eray Büyüktür harika çocuk Onur bu arada. Hayır, Mehmet Büyüktür harika çocuk Onur bu arada. Teşekkürler. Projemiz de Boy Sanılan'ın filmi olacak. Filmin adını da Soytarılar olarak düşündük. Tüm dünya dedi birbirimize sıkarız. Basbaya silah sıkarız dedi. Yani genelkurmaylıklar da araya girdi, hacılar da girdi. Hacılar TBM'de gördüğünüz Amerika'da göre olay böyle ufak bir yerde ceryan da edebilir yani. Herkes bir anda silahlara da asılabilir. Ölebiliriz de yani. Biz çok doğru konuşuyor. Çok doğru konuşuyor. Yani alt metni anladığınızda çok doğru konuşuyor. Bak hacılar da girdi, Amerikalılar da girdi, görüyor musun? Sonraki gelecek nesil devam ettirmek zorunda. Evet. Bu benim çocukluk hayalimdi. Action Man. Alamıyordum o zaman, param yoktu. Ama Iron Man'i daha çok seviyorum ben. Bu jingle işi ne oldu? Rain Man'den dönüş var mı? Konuştuk başkanım. Yalnız kendisi reklam için araba istiyor. Olur alırız. Neymiş? Maserati istiyor başkanım. He. Sen Rain Man'i boş ver o zaman. Hallederim ben. Tam çözeceğim ben. Sen gayda girsene. Benim aklıma şimdi bir şeyler geldi. Ya! Aşkım bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini ya, müthiş sayıkladım. Ya. Müthiş. Aşkım bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Müthiş. Yalnız benim bunu bir yerden kulağım ısırıyor gibi. Bir yerden duydum sanki ben bunu. Neyse siz bunu markaya gönderin onlara karar versin. Yoruldum ya. Harika ya. Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık yani. Öf. Hepinizden daha bahçıyım. Ya Allah'ım ya Rabbim muazzam. Tahsin Hasan Asoğlu'ymuş bu arada. Ay çok üzüldüm ben Tahsin Bey. Ben de yanlış. Ya keşke bir videolarına gidip de konuşabilsek ya. O kadar çok isterdim ki. Yemin ediyorum çok isterdim. Muazzam. Muazzam çünkü.